Selam millet, Dedir Oyunlar'da tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Roblox içerisindeki Lumber Tycoon 2 oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet kardeşlerim, geçen videomuzda biliyorsunuz ufak bir işleme sorunumuz vardı. Şu cihazların içine getirip koyduğumuz şeyler işlenmiyordu. Devamlı garip garip buglı şekillerde çıkıyorlardı falan oradan. Bunun sebebinin aslında oyunun bağlantısının olduğunu anladım. O gün oyunun bağlantısında biraz problem vardı. Biraz lag vardı, yani nasıl söyleyeyim size, oyunun bağlantısı zaten takıla takıla ilerliyordu. O da bir şekilde bu odunları, şu marangoz cihazlarımızın, kereste cihazlarımızın odunları algılamasını zorlaştırıyordu. Efendim, o yüzden onları işleyemeden içinden çıkartıp geri atıyorlardı biz işlemeye çalıştığımız zaman. Halbuki bugün görüyorsunuz, maşallah nazar değmesin, o kadar güzel işliyor ki, yani şurada odunlar yığılıyor resmen yani. Ben artık onları oradan alıp efendim öbür taraflara koymaya falan yetiştiremiyorum. O yüzden şimdi onları şöyle çekiyorum. Ve yine biliyorsunuz geçen bölümde ufak bir para sorunumuz olmuştu. Sırf bu yüzden o odunları işleyemedim size gösterirken. Sonra henüz daha biraz erkendi bizim oraya gitmemiz için, ama ben, siz kardeşlerim söylediniz, ben de merak ettim diye açıkçası yanardağa bir gideyim istemiştim. O kayaların yanında falan abuk subuk maceralar yaşadık. Olur olmaz şeyler geldi başımıza. Efendim yanmalar mı dersiniz? Aşağı yuvarlanmalar mı? Ölmeler mi? Biraz para kaybettik. Birkaç ekipmanımızı tekrar satın almak zorunda kaldık. Ama bu bölümde görmüş olduğunuz marangoz cihazlarımız, bize kereste oluşturan cihazlarımız gayet güzel çalışıyorlar. Herhangi bir sıkıntıları yok. Saat gibi işliyorlar, saat gibi. Ben de o yüzden mutlu mesut bir şekilde odun kesmeye karar verdim. Zaten Lumber Tycoon biliyorsunuz, oyunumuzun konsepti bu. Şuradan seni alabilir miyim? Vallahi aldım. Seni alırsam hiç bakmadan, ekranı kaydırmadan yürürüm. Çünkü bir yerlere takılmanı istemiyorum. Çok güzel, doğru noktaya kadar getirdik. Sonra artık odunculuğu da öğrendiğimiz için doğru noktasına vurarak şöyle hiç kıymık bırakmadan odunlarımızı kesebiliyoruz. Hadi. Evet, 10 numara. Zaten iyi bir baltamız varsa böyle, en azından şu anki kestiğimiz ağaçlara yeterli bir baltamız var. Kıymık bırakmadan da, ama şöyle hareket ettiği zaman kesemiyor. Hah, kıymık bırakmadan odunları kesince gördüğünüz gibi çok basit. 3-4 balta sallamayla bütün odunları hallediyoruz. Ardından eğer cihazınızda sorun yoksa şöyle, mesela benim alıştığım açı sağ yanım oldu. Sağ yanımdan doğru odunları tuttuğum zaman gayet sıkıntısız şöyle cihazın içine bırakabiliyorum. Artık ne kadar çok odun yapıldıysa sıkıştılar. Onları başka yerlere götürmeye başladı. Abuk subuk yerlere atmaya başladı. Şimdi biraz şu odunlardan alacağız. Artık ben bu bölümde biraz farmı başarıp paramızı biriktiririz, bir şeyler alırız diye düşünüyorum. Bunun bir büyük odun kesen versiyonunu zaten almamız lazım, ama onun için de daha kaliteli ağaçlar kesmemiz lazım. Şimdi ben burada en iyi gördüğünüz gibi bu gül ağacı mıdır nedir artık bilemedim. Gül ağacı ne? Kiraz ağacı mıdır? Nedir böyle garip renklerde olan ağacımız? Bu daha fazla para ediyor. Bizim şu yanda görmüş olduğunuz normal renkteki ağacımızdan. Şurada ne olduğu yazıyor mu? Yazmıyor. Şu kahverengileri topladım ama ben. Yani elimde vardı, onları kestim. Bu ağaç ise şunlar. Üzerinde pembo, küp küp, efendim, odunlar olanlar. Rengi her ne kadar aynı da görünse bu değil yani. Şimdi ondan bir tane daha keseceğim, anlayacaksınız. Hatta yanımızdaymış, hemen şunu keserim. Zaten direnci de farklı, bir üst seviye bu. O yüzden iki tane balta darbesine falan dayanıyor. Yani biraz balta darbesi kaldırıp ondan sonra parçalanıyor. Diğeri zaten şey olmuş bize, çok kolay kaçmış. Yani baltayı salladığınız anda kırılıyor. Ağaca doğru baltayı salladığınızda ağaç neredeyse tuzla buz oluyor. Ki bizim istediğimizde bu zaten olması gereken. Evet, biz bu işi bayağı hızlandırdık ya. Motorize birlik gibi yapmaya başladık. Şimdi bunların hepsini arabaya koymak tabii biraz daha eziyet olacak. Bir de böyle bir şey olsa, bir buton olsa hazır. Basıyorsunuz siz, tık diye hepsini alıyor, yerleştiriyor falan. 10 numara olur da. Evet, bunları galiba tamamladık. Bunları tamamladığımıza göre şöyle çekelim oradan. Tamam, arabamızı getirip koyarız. Ama öncelikle sıradaki ağaç sensin. Ah, yanlış yerden vurduk. Birazcık odundan kaybettik. Sonradan değiştirmek istesem de değiştiremedim. Sen bir düşer misin? Düşmez misin? Ben seni şöyle çevirsem düşer misin? Düştü. Çok güzel. Şimdi seni bir... Aa, ben yine kıymık bıraktım galiba. Yok. Bırakmadım. Neyse. Şu grafik olarak çünkü tam mükemmel kırılmış gibi görünmedi bana. Evet. Şimdi oldu. Gördüğünüz gibi yani diğer ağaç daha büyük eklemler için 3 darbeyi kaldırırken bu ağaç 2 darbede hemen teslim oluyor. Pes ediyor bize.
Ki bu da işte bu ağaç birinci seviye balta ile bile kesilebilsin diye dizayn edilmiş. Bizim elimizdeki balta şu anki paramızla alabileceğimiz, yani görünen parayla alabileceğimiz en iyi baltaydı yanılmıyorsam. Ya da belki de en iyinin bir altı mıydı? Bilemedim ya, emin olamadım şimdi. Evet, şu Silver Axe. Birin yanındaki tuşmuş. Birin yanındaki tuşla bu bakma işlemini gerçekleştirebiliyormuşuz. Odun geliyor. Aynı küçük çocuğa mama verir gibi ha. Aç ağzına odun geliyor diye. Aslında biraz ağaçları mundar etmek gerekebilir ha. Yani şu küçük parçaları hiç almayacağız. En büyük, en tombul parçalarını alıp en tombul parçalardan sadece yanımızda taşıyıp götürüp onları parçalayabiliriz. Yani nasıl? Uzakta bir ağaç mı kestik efendim? Kaliteli bir ağaç. Gövdesinin en kalın kısımlarını alacağız. Kalın kısımları arabaya dolduracağız. Götüreceğiz. Onları hizarımızdan geçirip efendim uygun bir şekilde kesilecek hale getireceğiz. Ben orada şimdi er ya da geç bu oyunda tabii biraz malzememiz paramız olunca parayı bulunca ev yapacağız. Ama bunu yapmadan önce acaba diyorum biraz makinamızın içine, yalnız ne kadar deli kullanıyorum farkında mısınız? Evet, böyle güzel oldu. Makinamızın ağzına şu yürüyen bantlı tezgahlardan diğer dükkanda görmüştük. Onlardan koyarak acaba bir şeyler mi yapsak ya önce? Bilemedim ki ya, kararsız kalıyorum. Şimdi sizi biraz dizme özür dileyim. Ben kusura bakmayın. Biraz şöyle hoyratça koyacağım. Tabii hoyratça koyunca bazen böyle geri düşebiliyor. Şimdi sizi bu arka tarafa dolduruyorum ama ön tarafta aslında daha çok yere ihtiyacım var benim. Yani belki biraz size ekleme yapabilirim çocuklar. Arkada hani keyfiniz çok yerinde. Kusura bakmayın öyle. Diğer şu vişne rengi odunlardan da daha fazla var. Oo, ben sizin arabanın arkasını doldurduysam böyle olmaz. Arabanın arkasını sırf sizin odunlarla doldurdum. Gerçi yok ya, sonradan bir ağaç kestik, onu unuttum bak. Eşit sayıda aslında tahtalar. Aa, bu olmadı. Bu hiç olmadı, o düşecek ben söyleyeyim. O düşecek yani bariz bir şekilde. Onu alıp ha şöyle bırakırsam, ama huzursuzlanmayın. Huzursuzlanmayın, tedirginleşmeyin, beni de tedirgin etmeyin. Öyle tıngır mıngır sallanmaya başlarsanız bu iş olmaz. Şuradan ah kapamadım. Biraz düzgün koymaya çalışsam aslında ben onları. Şöyle mesela hani düz düşseler ne kadar güzel olurdu. Ne kadar güzel olurdu diyorum. Beni hiç dinlemiyor. Ben ne kadar güzel olurdu diyorum. O hiç düzgün koymuyor. Bunların hepsini arabaya diye bir metot lazım bize ama. Dediğim gibi. Hepiniz arabaya diye bir metot. Yoksa böyle tek tek uğraşmak zorunda kalıyoruz. Ya şu küpleri koyup Minecraft stili küp küp ev yapasım var. Yavrum hayırdır? Ne yaptın? Babasıyla kavga eden çocuklar gibi ön koltuğa oturacağım diye gittin öyle en öne atlıyorsun. Olmaz. Herkes öyle ön koltuğa oturacağım derse bu iş olmaz. Aslında bunların zaten bir kısmı dökülecek yani, şey mi yapsak? Gidip birazını bırakıp öyle mi gelsek? Wow. Kucağıma atlaması da bir ilginç oldu onun tabi. Peki. Dökülen var mı? Galiba yok ha. Şimdi şöyle bir tane bakalım. Şu bize ne kadar? Ya, gerçi aralığındaki farkı anlayamıyoruz ama 922 1044. Yani bildiğiniz 1022 olsa 122 para verdi. Yani hemen hemen ona denk diyelim şunu. 1044. Bu 80 para verdi gibi işte, yani aradaki fark şöyle, siz anlayın. Böyle bir fark var arada. Efendim bazı materyaller daha değerli ama ben şimdi sizi oradan alamazsam bu iş olmaz. Neden alamıyorum sizi? Ha, boyut yüzünden. Açı yüzünden alamadım. Arabayı biraz daha yakına çekeymişim, daha iyi olacakmış. Neyse, şimdi şöyle idare edeceğiz. Yapma çocuğum, yapma. Demin araba sapıttı zaten. Bir ara videoya girmeden önce arabanın içinde ağaç vardı. Ağacı bir kaldırıp attı. Haritanın öbür tarafına falan koydu ağacı. Yok etti yani. Birileri geldi şimdi. O da odun indirmek istiyor. Herhalde. Yo. Motor sesi duydum ya. Görünmez araba.
Görünmez araba gelmiş. İşte kardeşlerim, bir önceki videoda ben bu kadar yalan edeceğimizi bilmediğim için parayı ne güzel farm yapmıştım. Burada farmı birlikte yaptık. Dediğim gibi ama şimdi yukarıya çıkacağız. Farklı renkte bir ağaç vardı. Onun büyük parçaları bizim hızara sığar mı bilmiyorum. Ama küçük parçalarından sığmazsa kesip biraz da onlardan para kazanmaya çalışacağız. Bakalım. Oo, alttaki büyük kelle bir tane parçayı aldım. Çok fazla şey taşımak için arabamıza daha fazla römork da takabiliriz. Ya da ilk olarak o römorku taktığımız yerdeki gidip arabalara bir bakabiliriz. Gerçi geçen videodan hatırlayamıyorum şu anda parası ne kadardı ama köprüye 100 gider, 100 gidişi 100 geliş gelir, geçeriz yani. Çok da bir kayıp sayılmaz o bizim için. Hadi koçum, vallahi döndü. Yavrum, ne biçim araba kullanıyorsun? Adam resmen üstüme sürdü arabayı. Bildiğiniz arabayı üstüme sürdü ya. Şuradan bizim daha odunumuz vardı, doğru ya. 3 tane ağaç kestik. Ne çok şey yaptık ya. Ne çok küp oluşturduk 3 ağaçla. Gayet hoş oldu. Dediğim gibi ağaçların büyüklükleriyle oyun bizi sınırlandırmış. O ağaçların gövdeleri çok fazla kalın olduğu için onları efendim bizim cihaza sığdıramıyoruz. Cihaza sığdırıp da kereste yapamadığımız, odun olarak tuttuğumuz şeyler de para etmiyor. O yüzden o işlem olacak. Yani bizim cihaza sığacak parçalara böleceğiz onu. Sonra götürüp satacağız. Sen ne yapıyorsun öyle? Sayıların kontu gibi kanatlı manatlı bir şey olmuş garip. Ha? Gel bakayım şöyle. Sizi de ben bir atayım oraya. Hepinizi bir oraya atayım. Yine fena para kazanmadık ha. 3 tane ağaçtan bir dünya para kazandık. 3 ağaç deyip geçme yani. Yalnız yanımdaki adam bir tane odunu getirip atana kadar benim 10 tane odun atmış olmama ne diyeceksiniz? Resmen makinalı tüfek gibi odunlarımı alıp oraya atıyorum. Bu kadar. Yavrum hadi. Hadi, senin elin çok ağır. Allah. Adamın arabasına da vurduk. Burada da birinin arabası ters dönmüş. Ne çılgın işler var ya. Ne çılgın hesaplar var orada. Oo, bizim bir tane odunumuz kalmış. Peki o odunumuz kalsın bakalım. Şimdi şu dükkanı bir yoklayayım ben gidip. Neyse ki buradaki dükkan hiçbir zaman kapanmıyor ha. Aa, Land Store değil ama. Çocuğum, bin. Aa, imdat. Evet, bizim elimizdeki neydi? Silver Axe. Şu neydi? Check. Silver Axe, 2040'lık. Başka ne vardı? Check, Hardened Axe. Ha, şu axe'lar zaten bizimkinden kötüydü. 90'lık. 190'lık. Tamam. Bizimki şu anda bu dükkandaki en iyi baltaymış. Bu ne? Bag of Sand. Kumdan kale için diyor. Sonra bizim savmilimiz 1600'lük var. Daha dandik savmil vardı. Ha, şu savmil de var zaten. 1600'den daha dandik o. Sonra yapmamız gereken 11.000'miş. Yani şimdi bizim 3600 paramız var. Bizim bayağı farm yapmamız lazım. 15.500 var bir tane de. Şu geri kalanlar tamamen dizayn için, bilmem ne için. Çok sağ. Büyük ağaçlar büyük destere gerektirir diyor. Peki. Siz tamamen farklı bir şeydiniz. Yere koyulan levhalar, plakalar falan filan. Şimdi gidelim şöyle bir tane güzel ağaç bulalım. Kardeşlerim, sizler elbette güzel ağaç bulalım. Başladığımızda kış dedi, Christmas dedi, her yer bembeyaz oldu falan dedi. Herhalde o yüzden böyle bütün her yer bembeyaz ya. Hep birlikte bir tepeye çıkalım. Yine siz kardeşlerim söylediniz. Ben o ağaçlardan bir tanesini kesmiştim yanılmıyorsam ama en büyük parçası bizim şeye sığmıyor olabilir. Bizim kereste arabasına sığmıyor olabilir. Dediğim gibi yavaş yavaş farm yapıp daha büyük parçalara doğru ulaşabilmemiz lazım. O yüzden şu en büyük parçayı, en büyük ağacı gitmeden önce ara yolda sarı ağaçlarda da işte onlar senin toplaman gereken dediniz. Şimdi o ağaçlara bakacağız hep birlikte. Bunların hepsi normal. Bunlar normal. İşte bu. İşte bu. Sarı. Şimdi gel bakalım sarı ağaç. Yavrum.
Vuruyormuş gibi ne diye beni fake'liyorsun? Bakın görüyorsunuz elimizde kaliteli balta olduğu halde bu ağaçta kaç kere vurdu? Evet. Ağacımız bu. Bizim baltayı bile pişman... Aa, yanlış yere vurduk. Oradaki öbeği kopartacak sadece. Fazladan iş gücü oldu bizim için. Evet. Fark ettim çünkü yanlış yere vurduğumuzu. Ha, şimdi doğru yere vurduk. Bütün öbekleri bağlı olan kopartacak. Ama demin yapsaydık çok daha kolay olacaktı işimiz. Bir seferde bir sürü öbeği birden halletmiş olacaktı. Evet. Bunun gibi bir şey olacaktı. Şimdi bunu da bari doğru... Evet, doğru keselim. Bütün odunları aşağı atıp götüreceğim. Ya bizim cihaza sığmazsa bu odunlar gerçekten çok üzüleceğim. Çünkü normalde kiraz ağacının bile... Ben yanıtla kiraz deyip duruyorum ona. O yani rengi koyu olan ağacın bile en büyük kısmı, gövdesi aslında küçük kesiciye sığıyor. Neyse şunu da parçalayalım da. Ya bu ağaç ne kadar küçük görünüyordu. Biz parçalamaya başladıkça aslında çok büyük olduğunu anladım. Bildiğiniz büyükmüş ağaç. Tabii ki böyle değil. Hah, efendi gibi şöyle dur. Şuradan da bir parçayı alalım. Böyle dizilirlerse çünkü bu parçaları biz aşağı götürebiliriz. Yoksa o yollardan inerken o parçalar söyleyeyim yani yalan olur gider. Arabadan aşağı doğru. Bak şimdi bunun gibi aynı. Kayıp giderler arabadan aşağı. Hah. Buldu yerini. Biraz titredi mitredi beni korkuttu ama sonunda yerini buldu. Şurada bir operasyonumuz var şimdi. Daha küçük parçalara da bölünecek zaten o. Acaba hani tamamen parçalamasam mı diye düşündüm demin. Sonra anladım ki kendi kendime hani tamamen parçalamazsam o parçalar hiç sığmayacak oraya. Tamamen parçalamamız lazım. Biliyorsunuz yolda odunların huzursuzlanmaması lazım. Bu oyundaki en kötü şey huzursuzlanma. Grafikler huzursuzlanırsa titremeye başlıyor. Arabayı bile takla attırabiliyorlar. Sonuç olarak biraz önce resmen göğe doğru uçtu benim odunlar. Dediğim gibi siz onu göremediniz. Henüz videoyu başlatmamıştım ama... Ağacın üzerine yamuk yumuk attım ağacı. Aman hızlıca base'e kadar getireyim de ne olacak gerisi önemli değil diye. Yarı yolda bir şeyler oldu. Böyle bir hallenmeye başladı ağaçlar. Fırlayıp gitti hepsi. Böyle bir şeyin tekrar olmasını istemeyiz. O yüzden arabamızı dolduralım. Dur çocuğum yapma yavrum. Yapma evladım. Evet kardeşlerim şöyle gördüğünüz gibi arabamızı fena sayılmayacak. Çok da düz değil ama... Fena da sayılmayacak şekilde doldurduk. Şöyle bir bakıyorum hani bir tane daha ağaç oraya koymaya çalışsak sıkıntı olur gibi. Bir ağaç daha koymaya çalışırsak oraya sıkıntı olur. O yüzden ben böyle bir şey yapmayacağım. Bakın gayet güzel. Ardımızdaki şeyler gidiyor. Herhangi bir sıkıntı yok gibi. Evet. O zaman biz şehrimize kadar inelim. Üstümüze varalım. Arada bir kontrol ediyorum. Çünkü haddinden fazla bir şey yüklersem sonra keskin virajlarda falan arabanın üstünden dökülmeye başlıyorlar. Bu da bizim istemediğimiz bir şey. Böyle bir şey olursa çünkü emekler gitti çöpe. Hatta belki de bir dönüşte bir şeyler attık arkadan. Arka bu kadar düz müydü ya? Emin olamadım bir anda. Arabanın arkası bu kadar düz müydü diye. Bu kadar güzel mi dizayn ettim ben yoksa işler yarı yolda çöp mü oldu? Ve daha da fazla bir şey taşımak istiyorsak aslında yapmamız gereken en mantıklı hareket arabanın arkasına birkaç tane daha römork eklemek. Römork ekleme metoduyla bu işi halledebiliriz. Şöyle durduracağım arabayı. Hem odunları almak kolay olsun hem de biraz da yer kalsın, açık kalsın bize. Evet kardeşlerim büyük an. Şu büyük parçalardan bir tanesini alıyorum. Bizim cihaza sığıyor mu? Hep birlikte bakıyoruz. İşte bu. İşte bu. Mutluyuz. Mutluyuz çünkü o parça sığdı. Yavrum ne olur çıkar onu. Çıkaramadı çünkü orada bir sıkışma var. Şimdi çıkarabildi mi? Çıkarabildi. Biraz daha küçük bir parçaydı. Bir önceki kadar büyük bir parça daha bulmaya çalışacağım. Şuydu galiba o. Onun kadar büyük bir parça bu da evet. Bunun için farklı bir şey deneyeceğim. Şöyle cihazın ayarını değiştireceğim. Şurada diyeceğim ki düşür. Şunu da düşür. Genişlik, büyüklük yan tarafta görüyorsunuz. İncecik bir şeye dönüştürdüm onu. Şuradan alacağım.
Bu da neredeyse onun gibi, evet. Sığdı ve sığmadı arası diyeceğimiz bir şey. Oradan bize bir tren. Resmen bir tren oluşturmasını sağladım. Oldu mu? Galiba biraz fazla uzun yaptık. Cihazı bozduk. Böyle bir şey çıkardı. Şimdi açıkçası ben şu odunları bir buraya çıkartıp atacağım. İkisi arasındaki fark nedir ona bakacağım. Çok merak ediyorum. Hani siz kardeşlerimden de değişik yorumlar geliyor bununla alakalı. Küçük yaparsak mı daha iyi para alıyoruz? Büyük yaparsak mı daha iyi para alıyoruz? Taşıma bakımından küçük yapmamız gerektiği belli. Yani belli ki taşıma bakımından küçük yapmamız lazım. Çünkü diğerlerini ince uzun ince uzun oraya sığdırmak eziyet olur. Sığdıramayız. Hop, kendimi ışınladım resmen. Bildiğiniz odunun üstüne basarak garip bir hareketle bu kendimi ışınladım. Burada da aslında bu taşıma odunlarıyla çok güzel bug'lı hareketler yapılabilir. Biraz önce de zaten göğe uçtum. Göğe doğru uçtum resmen. Odunu götürmeye çalışırken. Şimdi hedefim sensin. Sen dur bakayım öyle. O kadar da şey durma ama ya. Ha. Şöyle biraz aracın içinde dur. Diğeri de bu. İkisinin arasındaki fiyat farkını kıyaslayacağız. Vudaras. Yine geldi bizim yeğenin dükkana. Güzel kardeşim benim. Sen gel. Kaçsın? 3611. Attım gitti. 3611'e 3796. Tam olarak 185 para verdi. Şimdi 3796'daki 3800. Attık seni. Çok güzel kitlendim. Bravo. 3800'de 3824. Aman Allah'ım. Kesinlikle tombul yapmak lazım. Kesinlikle tombul yapmak lazım. Bunun hiçbir tartışması kalmadı. Kardeşlerim, hiçbir tartışması kalmadı. Tombul yapmadığınız şeyler sizi safi zarara sokuyor. Tombul yapmadığınız odunu hiç yapmayın daha iyi. Odunları böyle büyük küpler yapmanız gerekiyor. Artık %100 eminiz. Evet, bu durumda arabamızı park ederek şu odunlarımızı şuradan bir bir ittirmeye başlayalım. Haydi bakalım. Aslında gördüğünüz gibi ben şekilden şekile giriyorum. Çünkü benim şekilden şekile girmemem için şöyle durmam lazım. Ne diyor? Blocket deyip de... Hayır! Hayır! Kendime dünyanın en büyük kazığını attım. Kendime dünyanın en büyük kazığını attım kardeşlerim. Buraya gel, buraya. Neyse, bu cihaz kendine gelene kadar odunlarımızı şuradan vermeye devam edelim. Aha. Gitti ya. Gitti gitti. Paracıklar gitti. Bildiğiniz paracıklar gitti. Ben de diyorum ki neden orada blocket deyip duruyor devamlı. Çünkü gerçekten blocketmiş. Bakın şuradan her biri neredeyse 200-185 para yapacak şeyler dururken biz buradan böyle enayi gibi işler yaptık. Attım gitti, bak cihaz da kızmış, onları fırlatıp atmış. Kesinlikle en büyüğüne getirmeniz lazım ayarı. Sonra bu cihaz bana daha kolay geldi üstelik niyeyse. Nesi blocket ya? Blokaj var diyor orada. Blokaj yok. Yalan. Yani dandik mandik ben bunu satarım abi. Bunu bile götürür satarım. Koca odunu yedin onun için. Biz o odunu ta dağlardan buralara kadar taşıdık. Sen o odunu yedin ya. Neyse, kendi hatamızı cihaza atmayalım şimdi. Burada bir hata varsa onu biz yaptık. O da öyle yamuk yumuk kalsın. Ne yapalım? Evladım, şunu bir alır mısın? Güzel. Ama dediğim gibi yani geçen oyun ne bizim ayarımızdan kaynaklıymış, ne koyduğumuz odunların peş peşe gelmesinden dolayıymış. Bildiğiniz server'da, bağlantıda bir yavaşlama varmış. Yavaşlama olunca da öyle odunu 40 saat çıkartamıyormuş gibi. Bir ileri bir geri mehteran gibi yaparak gönderiyor. Sebebi tamamen buymuş.
Şimdi odunlarımızı götürüp satacağız. Beyazlarla nasıl bir para kazanacağız hep birlikte göreceğiz. Diğer odunlar arasında 1,5 kat fiyat farkı vardı. Normal kahverengi olanlarla şu kırmızı gibi olanlar arasında bildiğiniz 1,5 kata yakın bir fiyat farkı vardı. Gördüğünüz gibi bakış açınız da çok fark ediyor ya bunları koymaya çalışırken. Eğer aşağı bir açıdan doğru bakıyorsanız eğer biraz daha insaflı dizebiliyorsunuz. Çok yukarıdan bakıyorsanız odunu kaldırmanıza izin vermiyor. Benim de böyle garip hareketlerim var. Odunu koyarmış gibi yapıp arabaya biniyorum falan. Artık ne yapalım? Bizim de böyle bir stilimiz var. Bence bunların yarısı devrilecek el götürmeye çalışınca. Bu kadar kötü de dizilmez yani. Şuradan alıyorum şöyle. Evet, şimdi gidip satış işlemimizi yapalım. Oh, çok güzel. Devrilmezken biz devirdik ya. Bildiğiniz devrilmiyordu aslında. Gayet düzgün gidiyorlardı. Yapıştın mı yere yavrum? Arabadan düşünce. Guest, misafir. Kenara çekil lütfen. Evet, şimdi şu dandikleri şöyle bir atalım. 3824. 10 tane birden atsak kaç gelecek, para gelecek çok merak ediyorum yani. 3858. Ah ah ah. Ah gitti ah. 3883. Ah. Yalan oldu gitti paralar. 3918. Bir de şuna bakın şimdi. 4085. Yok abi biz çok büyük bir yanlış yapmışız onu ince çubuk yaparak öyle. Neyse bize akıl olsun. Bir daha da öyle bir şey yapmıyoruz. Var ya neredeyse 200 veriyor her biri. Yani neredeyse 200 veriyorlar. Bu ağaçlardan biraz taşıdığımız zaman tamamız. Bu ağaçlardan biraz taşıdığımız zaman bizim işimiz okey. Ne kadar parayı doğrulttuk? 5300. Bizim yapmamız gereken şey yukarıki sarı ağaçlarmış. Sarı ağaçlardan toplamamız lazımmış biraz. Şu köprünün karşısındaki dayıya gidip bir daha bir bakacağım ya. Ne vardı ne yoktu. Şu anda köprü inik mi? Birileri köprüyü indirtmiş mi? Aha vallahi birileri köprüyü indirtmiş ha. Yardırıp geçtim karşıya. Böyle de beleş seyahat ederim işte. Böyle de beleş yolculuk yaparım. Gündüzken hazır bile gidip şu dükkanlara bakalım bir daha. Furnishing. Sende mobilyalar vardı değil mi? Seni istemiyorum. Kutu kutu pense arabaları. Galiba arabalar pahalıydı o yüzden ben sadece römork kalmıştım. Sen 19 binsin. Maşallah çocuğum. Sen 5 binsin. Utility Vehicle X-Large. Walls All Purpose Hauler. Yani şimdi ne kadar fark edecek sizin aranız bir de çok merak ediyorum. Sen nesin? 13.000. Bence bunu pas geçelim. Bunu pas geçelim. 3-5 fazla sefer yapar. Direkt diğer arabaya gideriz. Aynen öyle. 3-5 fazla sefer yapar. Diğer arabaya gideriz. Yani bu iş böyle olmaz. Burada da ne var böyle ya? Birileri yıkmış, mahvetmiş burayı. Tarumar etmiş. Bu başka bir şey. Bizi ilgilendiren bir durum değil bu. O zaman şimdi bizim farm yapmamız lazım. Köprü kalkmadıysa bir de geri döneyim ben. Allah Allah, acaba köprü mü bedava oldu? O da olabilir ha. Köprü de bedava olmuş olabilir. Şurada bir şey vardı aslında kardeşlerim, biliyor musunuz? Şurada bir liman vardı. Limanın karşısına bakabiliriz eğer gemi gitmediyse. Gemi gitmiş. Gemimiz yok. Demek ki gemi şu anda karşıda. Ben buradan bunu anlıyorum. Ona da artık o zaman bir dahaki videomuzda bakacağız. Ki ben bir daha böyle bir ölüm atlatmamak için çok ölüm tehlikeli bir yere gitmek istemiyorum. Sen ne yapıyorsun orada ya? Deli göber.
Deli Dumrul ya. Üstüne çıkmış. Ağacı ters çevirmiş. Dur, base'imizi pas geçtim. Artık fiyatlardan emin olduktan sonra bizim şu anki yapmamız gereken şey o sarı ağaçlar. Ve sarı ağaçlardan da bir tane aldığımızda galiba biz 3000'ken 5000 olduk değil mi? 2000 farmlayabiliyoruz. Onlardan bol bol alırsak eğer bir üst karşı taraftaki ağaçlardan rendeleyebilecek olan makineden satın alırız. Karşı taraftaki ağaçlardan rendeleyebilecek makineden satın aldım mı da gidip onları keseriz ama ha bir şey yapacağız demiştim. Onu bir yapalım. En azından birkaç parçasını bir satın alayım ben onun. Hepsini almasam da çok pahalı değillerdi zaten. Onu bir görmüş olalım. Şuradan. Sen. Ne kadardın? 480. Cornerlar. 480. Bu ikili mi ayırıyor? Bu nasıl bir şey yapıyor şimdi tam olarak? Buradan sola, öteki doğrudan sağa mı atıyor acaba? Bir taneyi ikiye ayıran yok mu? Ağzına sığdırmaya çalışmamak için böyle bir şey yapalım diyorum aslında ben. 95 diyor. Bakalım şunu ben bir alayım. Şöyle. Hayırdır? Benim arabaya bindin. 95'e bu. Yes. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Attım bunu arkaya. Şimdi biraz alışveriş yapalım. Sen 95'e bana bunu verdin değil mi? Ben bir de bunu istiyorum abi. Birden fazla şey denemiştim geçen sefer. Birden fazla şey bize satmıyordu. O yüzden şöyle teker teker atıyorum. Thank you dedin. Onu da aldım. Şu ikisini bir, önce bir deneyeyim de bakayım nasıl oluyor. Ondan sonra eğer gerekirse başka şeyler de alırız. Nasıl oluyor onu görmek istiyorum önce yani. Nasıl bir şey yapıyoruz onlarla. Sen nesin? Düzsün değil mi? Önce ben seni alayım. Open box diyeyim. Şöyle bir gelsin. Şuraya birleştireyim seni. Place. Ne oldu? Daha uzun bir çengel ağzı oldu. Seni open dedim. Seni çok garip, bozuk bir şekilde koymayalım. Şunun ağzına ekleyemiyor muyum seni ya? Seni de buna mı ekleyebilirim acaba? Bakayım. Çok garip ya. Bazı açılardan onun istediği gibi olacak abi. Senin istediğin gibi yapmıyor. Diyor ki benim istediğim gibi olacak. Place'de bakalım nasıl koyacaksın? Ha. Peki bu bir işe yaradı mı şimdi? Hep birlikte görelim. Küçük şu parçayı aldım. Sana attım. Tabii sen o cihazın altına sıkıştırdın onu. Sen öyle bir şey yapmazsın ama. Senin atabiliyoruz. Tabii küçük ayarda olmadığı için bunu kesmez. Eyvallah. Evet bu olmadı. Bu başarısızlıkla sonuçlanan bir deneme oldu. Bunu da şöyle play istiyorum. Kardeşlerim ben diğer parçalardan da biraz satın alıp ağzına burnuna doğru yerleştirip onun düzgün bir şekilde nasıl olabilir diye bir bakayım. Şunu biraz daha genişletmek gibi bir niyetim var çünkü. Yani daha büyük bir parçayı attığımda kendi düzeltip içeri alsın gibi. Bakalım nasıl olacak. Bence şu hali bile iyi. Şu anda bile biraz yer kazandık en azından. Üzerine direkt odunu fırlatıp atabiliriz. Bir dahaki videomuzda bunları yapmış, biraz da farm yapmış olarak devam edelim kardeşlerim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşımlarınızla destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. İzlediğiniz videoyu beğendiyseniz ve devamından haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Bunun için abone ol düğmesine basmanız ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedel Oyunlar logosuna tıklamanız yeterli olacaktır. Diğer sosyal medyalardan da kanalımızı takip etmek isterseniz ana sayfadaki logomuzun üzerindeki linkleri tıklayarak Steam, Facebook, Instagram ve Twitter üzerinden de bize ulaşabilirsiniz. Videolar kısmına tıkladığınız zaman geçtiğimiz seneler içerisinde kanalımıza yüklenmiş olan 1000'den fazla videoya ya da isterseniz oynatma listelerinden düzenlenmiş olarak serilerin içinde bulunduğu oynatma listelerine ulaşarak geçmiş videoları da izleyebilirsiniz. Eğer yayınladığımız bir video hakkında ayrıntılara ulaşmak isterseniz videonun hemen altındaki daha fazla göster kısmına tıklayarak o videonun linkine, daha önceki yayınlanmış olan videoların oynatma listelerine ve sosyal medya platformlarındaki sayfalarımızın kısa yollarına ulaşabilirsiniz. Eğer kanalımızı gerçekten beğendiyseniz ve bu güzel duyguyu arkadaşlarınızla da paylaşmak isterseniz bunu bu sayfa üzerinden herhangi bir yerden yapamazsınız. Bunun için dışarıya çıkmanız, arkadaşlarınızın yanına gitmeniz ve Dedeli Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim, çok beğendim. Sen de izledin mi diye
neşeyle haykırmanız gerekmektedir. İzlediğiniz için teşekkürler.